and was good way what we showed in the first phase. Öncelikle çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Şimdi maça dönecek olursak çok iyi oynadığımızı, çok iyi bir iş çıkardığımızı söyleyebilirim. Pozitif anlamda takımın beni çok şaşırttığını söyleyebilirim. So now we would like to continue on this way. Ve şimdi aynı şekilde devam etmek istiyoruz. But our next opponent is a completely different game. It's an away game and really... Tabii Ankara Gücü farklı bir rakip. Deplasmanda oynayacak sonuçta. Farklı bir oyun olacaktır. So we would like to speak with the team first about the tactic. Öncelikle takımımızda biz taktiksel anlamda ne yapabiliriz onları konuştuk. And this is the way we want to do the next two days, and then after them I can tell you what is the idea from next day. Ve bu iki gün, önümüzde olan iki gün boyunca da taktiksel anlamda bazı çalışmalar yapacağız. Daha sonra da ne yapacağımıza, rakip karşısında neler yapacağımıza karar vereceğiz. Estağfurullah. Laura ve Kingsley milli takımdaydı. Bu yüzden yedeklerde de yer almamıştı ama özellikle taraftar bir merak ediyor. Fofana, Laura ve Kingsley üçlüsü ilk 11'de göreceğiniz Ankara Gücü karşılaşmasında. Bir de Enchem. You know we have 25 players. Bildiğiniz üzere 25 tane oyuncumuz var. So I can only have on the squad 19. Sadece 19 tanesini seçebiliyorum maç kadrosundan. And there are always difficult decisions to make as a coach. Ve hoca olarak da karar vermekte her zaman zor oluyor. So we will see what will happen in the future. Gelecekte ne olacak bilmiyoruz, bakacağız. But every player has a chance every week to work hard in the training, and then I will take a decision which player is best for the team for the next game. Tabii ki de her oyuncu hafta boyunca antrenmanlarda elinden gelenin en iyisini yapmak için bir şans sahibi ve ben de hoca olarak bir sonraki oyunda, bir sonraki maçta hangi oyuncu takım için en iyisi neyse, hangi oyuncuysa onun hakkında karar veriyorum. Erdemir, İlyas Adana Cansa Erdemir. Takım bu sezon hocanın ilk maçıyla beraber 4-4-2 dizilişinde sahaya çıktı. Sekizinci haftada beşinci formasyon değişikliği oyuncular vardı. Takım hocaya nasıl bir izlenim verdi sezon sonu kümede kalma yolunda? Bu taktikleri devam edecek. Bu taktikleri devam edecek. Takımın kümede kalma şansını nasıl görüyor? What happened in the past? Geçmişten olduysa bu kesinlikle beni ilgilendirmiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. The first game, then we played 4-4-2. İlk maçımızda da 4-4-2 formasyonuyla oynadık. And maybe this is our basic formation. Maybe. Belki, ama belki diyorum, bu bizim temel formasyonumuz olacak. But I don't want to give all the information before the next game starts. Tabii bir sonraki maçımızı oynamadan önce bilgileri vermek istemiyorum. Because the opponent also have TV. Çünkü rakibimiz de televizyonu izliyor. And, but you can be sure that we work hard to find a real basis for this team. Maybe the 4-4-2 is the basis for us. Şundan emin olabilirsiniz biz. Temel formasyonumuzu oluşturmak için çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz ve belki 4-4-2 bizim temel formasyonumuz olacak. Kümede kalma hakkında. Ben burada bahsedeyim. I said it when I have the first press conference. İlk basın toplantımda zaten söylemiştim. I would not be ever weak about the chance to stay in the league. Her hafta ligde kalma şansımızla alakalı da konuşmak istemiyorum açıkçası. I don't lose the power for thinking about only about staying the league. Ben gücümü de bu yönde harcamak istemiyorum. Ligde kalmayı düşünmekle ilgili de düşünerek gücümü harcamak istemiyorum. I need my full power and my staff need the full power to work with the players. Ve bütün gücümüzü sadece ben değil koca grubumda
tamamen futbolcularla çalışmaya odaklanmış bir şekilde harcamaya çalışıyoruz. And then we will see what how the results are in the future. Ondan sonra da gelecekte ne tür sonuçlar alıyoruz ona bakacağız. Son soru Ankara Gücü maçında. Öyle yapacağım. Hocam bu hafta oynayacağımız Ankara Gücü maçı iki takımında şiddetle gol ihtiyacından bir maç. Yani Samsun'un bu karşılaşmada hedefi nedir? We want to continue the way we played against Başakşehir. Başakşehir'e karşı oynadığımız şekilde devam etmek istiyoruz. Aynı şekilde oynamaya devam etmek istiyoruz. With full power, high energy. Yüksek enerjiyle, yüksek baskıyla oynamak istiyoruz. Really good tactic formation. Ve taktiksel anlamda da güzel bir formasyonla oynamak istiyoruz. And then, yes, I'm sure we can make the points there. Ve inanıyorum ki sonunda biz istediğimiz sonucu alacağız ve istediğimiz puanları alacağız. Ve umarım ki öyle de ümit ediyorum sonunda da başarılı olacağız. Thank you, coach. Teşekkürler.